Yine Gazze'yi ilgilendiren, İsrail'i ilgilendiren bir konu. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının sınır tanımayan gazeteciler örgütünün şikayeti üzerine Filistin'deki durumla ilgili soruşturmasına gazetecilere karşı işlenen suçların da dahil edilmesi kararını vermesi tartışılıyor. Karar ne diyor? Ayrıntısında neler var? Sınır tanımayan gazeteciler derneği uzun süredir Gazze'de öldürülen gazeteciler konusunu gündeme getiriyor ve burada İsrail ordusunun bilinçli olarak gazetecileri hedef aldığını iddia ediyor. Bu anlamda gazetecilere karşı bir suç, insanlığa karşı bir suç işlendiği iddiasında bulunuyor. En son Al Cezira muhabirinin öldürülmesiyle ilgili bu tartışmalar şu anda alevlenmiş durumda ama bu ölümler yeni değil. Gazze'de 2018 yılından beri çok sayıda gazeteci yaşamını yitirdi. RSF'de 2018 yılından bu yana toplam 5 kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Lahey'deki Adalet Divanı farklı yaptırım ve ceza getirecek daha katı bir karar alabilecek olan Uluslararası Ceza Mahkemesi ayrı bir mahkeme. Dolayısıyla RSF'in başvurduğu mahkeme Uluslararası Ceza Mahkemesi ve burada daha önce İsrail'in Gazze şeridinde insanlığa karşı suç işlediğine ilişkin başvuruları gören savcı, görüşen, ele alan savcı RSF'in başvurularını da ciddiye aldığını dile getirdi. Bugün hukuk müşaviriyle görüştük ve bu haberin son derece önemli bir haber olduğunu, böylesi bir kararı ilk kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığını, dolayısıyla gazetecilerin Gazze'deki durumunu ciddiye aldıklarını gösterdiğini bu kararı dile getirdi ve bu davayı takip edeceklerini söyledi. Karar, dava toplam 81 ölen, yaşamını yitiren 81 medya mensubunu ve 14 gazeteciyi bizzat fiilen işini yaparken, mesleğini yaparken, mesleği başında ölen 14 gazeteciyi kapsıyor Serdar.